بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, sizler bilen birgelikte alıp barayatkenimiz, Bahtiyar Saadetli Aile Türkümüdeki sohbetlerimizle yine devam ettirişimizden gayette memnunuz. Bunun için Allah Teala'ya hamdü senalarımız olsun. Ve bu sohbetlerimizde belçelerimizde menfaatli kılıp, ailelerimiz bahtiyar buluşunu nasip etsin. Bugün sohbetlerimizde münasip gelin, münasip kuyov, kandey tellenişi, kandey sifatlerge ege buluşu, bizi dinimiz boyunca kürsetirgerliğine sohbetleşip otken edik. Hani indi münasip kelinin sifatlarını bilib bo'lganidan so'ng, munosib kuyov qanday bo'lishini bilib bo'lganidan so'ng, ana o'sha munosib shaxsni izlash, muayyan bir shaxsga to'xtash, ixtiyor qilish navbati keladi. Mana shu savol ko'ndirang bo'lganda, odatda oilalarda bir oz kelishmovchiliklar ham chiqish tajribada ko'rilib kelgan. O'sha munosib kelin yoki kuyovni ota-ona tanlaydimi yoki kelinlik yoki kuyovlikka nomzod bo'lgan yoshlar tanlaydimi degan savol. Ana o'sha munosabat bilan ba'zi oilalarda kelishmovchilikdan chiqishi tajribada ko'rilib turilgan narsadir. Ba'zi bir holatlarda ota-onalar kelinni yoki kuyovni biz tanlaymiz. Biz bu bolamizni tug'ib boqqanmiz. Unga nima kerakligini yaxshi bilamiz. Shuning uchun bolani bu yerdagi fikri biz uchun hisobga o'tmaydi degan ma'nodagi gaplarni aytishadi. Mabodo ana shu holatda bolalar norozilik bildiradigan bo'lsalar, qattiq demak choralar ko'rishga har xil tahdidlar qilishga o'tish holatlari ham bor. Ba'zi holatlarda esa farzandlar men o'zim oila qurganimdan keyin umr yo'ldoshimni men tanlashim kerak. U bilan yashaydigan shaxs menman-ku degan xayol bilan ular ham demak o'zlarini gapini o'tkazishga harakat qiladi. O'zini erkini saqlashni turli uslublar bilan himoya qilishga o'tadi. Natijada shikoyatlar boshlanadi. Ba'zi bir ota-onalar norozi bo'lishib, men bolamni tug'ib boqqan bo'lsam ham, voyaga yetkazgan bo'lsam ham, endi mana kelib o'z boshimchalik qilyapti. O'zini topgani bilan oila qurmoqchi. Mani gapimga quloq solmayapti. Yoki palonchi bilan oila qurib opti, men sharmanda oldim, eri yurtga nima deyman, qarindoshlarni ko'ziga qandoq qarayman kabi shikoyatlar ko'payadi. Shu bilan birga haligi janjal orasida agar men aytgan odam bilan oila qurmasang seni oq qilaman, uyimdan haydayman, ko'zimga ko'rinmaysan, palon bo'ladi, piston bo'ladi degan tahdidlar ham bor. İkinci taraftan farzandlarning shikoyati bo'ladi. Ota-onam meni o'zim yoqtirmagan shaxs bilan oila qurishga majbur qilmoqda. Uni unisi bor, bunisi bor. Umuman menga ko'nglimga hech o'tirmaydi. Umr bo'yi badbaxt bo'lib o'tamanmi? Oilani baxtidan, nashidasidan surmaymanmi? Agar shunaqa qiladigan bo'lsa, palonchi bilan birga qochib ketmoqchiman. Shariatda bunga qanday qaraladi kabi savollar berishdan boshlanadi. Demak bir muammo paydo bo'ldi.
Bunun yetiş gerek. Bizim hayatımızdaki her bir muamma, cümleden aile boyunca olan muammalarını hem yetişimi Allah'ın mükemmel dini İslam'dan tapıladı. Ana bana şu, gönderen bugün savalga cevap aktarış, muammanın hal kılış yolunu aktarış, dini talimatlarımızda varlığını bilip alışımız ve sünden demek aktarışımız gerek buladı. Eğer dini kitaplarımızda nikah babı dege, umur yoldaşını tanlaş babı dege, bana şu aile kuruş peyti dege, kelin kuyo tanlaş babı da kimli ihtiyarı var hakkı dege bablarga kareydiğen bozuk, bu muamma nihayette asan geçiledi. Avala bu gap hazırki zamanlı yine gapı emez, kadımda hem varlığına yakşı eslep barışımız gerek. Berçe hadis kitaplarımızda, aile doğrusudaki bablarda, ailege bağışlanan kitaplarda bu hakkında misallar, örnekler, rivayetler, hadisler var. En meşhurlardan birini ben hazır eğitip otmakçımın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hanedanlarına Hansa isimli kız kirip gelip şikayet kıldı. Vatan beni, emekimini oğluna mecburlap turmuşka vermekçi. Bu bilen ular öz pasliklerini götürmekçiler, dedi kız. Bu şikayetini eşitkenden sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın azvacı mutahharatları, analarımız, sen kütüp durgun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keseler, uzin erzine etesen deyişte. Uzatı ve barakat vakti saat gelip, kirgenleri de kız yine şikayetini tekrarladı. Atam beni mecburlar, emekimin oğlu getirmişke vermekçe. Bu bilen ular uz pesliklerini kütarmakçiler dedi. Kızın bu bilen ular öz pesliklerini kütarmakçılar degen sözünün manası şu ki, mazkura kız, alime, fazile, husn-ı cemal egesi, tedbirkar, her bir aileni arzu kigen kelinige boledigen sıfatlar var, cemiyetini ağzıga düşken maşhur kız eken. Cemiyette kayısı bahtli aile bu kızını kelin kırar eken degen, demek gap bilen hamma kütüp durgan bir payt eken. Ama kendi oğlu ise körümsüz, unaka bir şükürat tapmagan, cemiyette avro kazanmagan yigit eken. Ailede maslahat bulup, şu kızını bu yigitke nikahlap koysak, karındaş ailenin avrosu hem cemiyette kütarladı degen maksat gözde tuturgan eken. Kız şunu etmahşı bulgan. Ana, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurlarına muamma gönderen kılındı. Bir kızını otası mecburla demek emekçisini oğluna turmuşka vermekçi. Kız narazı. Özünün hakkını sorup geldi. Bunda bir payette şeriatın hükmü ne mi buladı? Ana şeriatın hükmü bana şu sorulga Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan çıkartan cevap buladı. Bu zatı ve barakat aleyhissalatü vesselam bu savağının cevabına kıska londa cevap verdiler. Hak seninki. Atayına eğitkenine kılsan yakşı buladı. Ana cevap şu. Demek belagatki yetken yigit kızlarına umur yoldaşını telleş hakkı var. Cümleden ana şu savağın sorup gelen kız Hansani hem. Şu bilen birge atasını, anasını etkenini kılsa yakşı buladı. Ne mucun? Çünkü indi yine vayagı yetken yaş yigit kızlar, ailevi hayat doğrusu da ilimge, yeterlik tecrübege ege emezler. Uzlarına halıca koyup koyulsa, adaşçıları, natoğru tello kılıp koyuşları ihtimali küçük. Ata analar ise tecrübe kurgan, aile kurgan, şu balalarını doğup osturgan ve kub ailevi mamalarını yeçip gelgen şahslar. Ata analar balalarına yamanlıkını rava görmeydi. Şunun için maslahat görüp iş tutulsa yakşı.
Balalar öz başımca ata-anadan soramayı, ya ki onlarını narazı kılıp, aile kurup alışları elbette yakışı bulmaydı. Fıkhi mezheplerimizin törtelerden üçtesi de Veliyyül Emr, yani ki işbaşı, ata ya ki onun önünü başı çıkışının razılıgısız tüzülgen nikah bulmaydı degen kararını kabul kılışken. Hanefi mezhebede balagatke yetken kişilerine öz ihtiyarları bilen tüzgen nikahları nikah ornige ötedi. Lekin bəribir ata-ananın narazılığı, ata-ananın köngülsüzlüğü günah şəkildə qalavradı. Bunun ornige öşü narazı kımasdan kilişib ata-ananın ruhsatını alıp, ata-ana bilen nəslahatlaşıb, umur yoldaşını tənlənsə, aile qurulsa güzel boladı. Şu bilen bir vaxtını özü de ata-analarga görülədiğən tavsiye balalarını, oğul kızlarını mecburlab aile kuruşka demek utmazlik. Hahlasan yamşu, hahlamasan yamşu, sen kim bopsan, mana etkanım boladı deyiş, uruş, sokuş, kaltaklaş, mecbur kılış mutlaka mümkün emez. Hadis-i şeriflerde daim aytilgan, Es-seyyibu tüste'maru, vel-bikru tüste'zenu, ve iznuha sukutuha. Endi ko'proq qiz bolalarga bo'lganligi uchun gapni shunga aytilgan, lekin o'g'illar ham shuni ichiga kiradi. Agar oila qurilgan shaxs bo'lsa, undan demak maslahat qilib o'zi bilan gaplashiladi. Chunki oila qurib chiqqan odam bemalol oila to'g'risida, umr yo'ldoshini yangitdan tanlash to'g'risida tortinmasdan gaplashish imkoni bor. Shuning uchun u o'zi ochiq-oydin aytsin, muhokama qilsin, mulohazasini bildirsin. Bikir kızlar ise ata-anaları, özlerini den katta kişiler bilen aile kuruş, gelin ya ki kuyu tellaş, onun sifatları başkaları doğrusu da oturup yapışta nihayette şerim kılışadı, uyanışadı, yapış almaydı. Şunun için onlardan izin soruladı, deyiladı. Bikir kızını sukut saklaşı hem izin alameti buladı, deyilgen. Yani ki, falancıdan şunda gap bo'lyapti, sen nima deysan desa, qiz indamay o'tiraversa, roziligini alomati bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi, rozi emasman degan gaplarni aytsa, yoki shu norozilikka alomat bo'lgan hatto harakatlarni qilsa, unda majburlash kerak emas bo'ladi. Mana shu borada hamma narsalar kabi Rasul akram alayhissalotu vasallamning o'zlari siz bilan bizga namuna. Hadis kitaplarımızda keltirilgan rivayet qilingan hadislerde aytilishicha Rasul Akram aleyhissalatu vesselamning kızlarından bir ortalariga sovchi keladigan bo'lsa Rasulullah kızlarını o'zlaridan so'rar ekanlar. Bu vaqtlarda xonalar ko'p bo'lmaganligi uchun kızlar duradigan xonaning qismiga parda to'silib qo'yilar ekan. O'sha parda orqasida ular demek ki kiyim almaştırışı var mı, başka özlerini, hacatı tüşken işlerini kılıp oturuşlarını hem o şekilde oturuşarak. Savcı köyünde Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam kirip o şey kızlar içinde oturken perdanı aldığına bağırıp falancı kızım, seni pistancı İslamak'ta dilenirkenler. Başka gelmez, İslamak'ta. Kelillikle soramak'ta, savcı bulup gitti, ya ki başka gelmez. Şimdi kız razı olsa inlemeyi oturarken, şundan Resulullah düşündürürken, razı yekendi. Razı olmasa, o şu oturgan cahide perdeni çirtip, kımırlatıp koyarken, kolunu uçu bile. Perdeni kımırlatkeni, yoldu geni yeken, çıkıp Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, savcılarga uzur eterekenler. Hani, yüksek medeniyet, âli makam bir adab, ata bilen balanı, bu baradaki kriyatken muamelesini güzelliğe, çiraylı bir demek halet bilen umur yoldaşının telleşini yoruna koyuş. Bir arta artıkça söz yok, kopar söz yok. Hemmesi şirillik bilen, asayişlenik bilen. Kız indemese boldu, yok. Perdeni kımlatı koysa yok degeni şu bilen iş bitti. Ana bana şunu dey terizde, ata-analar ve bolalar hem cihatlik bilen, hammalari ular ham bular ham
dinimizin talimatlarını okup algan, bilip algan bolsalar, bana şu yol bilen işi nihayette asanlık bilen keçedi. Umur savdası bolgan nikah demek marasımı da, nikah muamelesi de, umur yoldaşının tenleş hem, ana şimdilik yakşı neticeli bir halette yüzüne çıkadı. Allah subhanahu ve ta'ala berçe mumun musulman bandalarına, yaş yigit kızlarımızga, umur yoldaşlarını telleşte, rüştü hidayetini versin, doğru telleşini yüzüne çıkışını nasip kılsın, hemmelerini baktiyar buluşunu özü teminlegen bulsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.